aşka adanmış bir yaşamdan söz edildiğinde önce Nazım Hikmet gelir akla. Türkçenin ve Türkiye'nin engin sularındaysanız. Ne Anadolu'da bir köy mezarındasın, ne de Moskova'da. Mezarda olma düşüncesi yakışmıyor sana. Sen Türkçedesin, Türkçe'ye gömülü kalemin. Benimle tanıştım. Ama senin başyapıtın olan memleketimden insan manzaraları bugün sayfaları sararmış olsa da kitaplığımın şimdi baş köşesinde. Şimdi gözümüzün içinde dursa ve dostlar nasıl bir araya geldiniz diye sorsa aşkla derdik. Aşkla ve aşkınızla bir araya geldik. Nazım Hikmet'in şiiri görünen bir şiirdir. Neredeyse ona dokunabilirsiniz. İnsanın aklına şunu getiriyor. Acaba Nazım'ın gizli bir kamerası mı vardı? Bu açısından Nazım'ın davaları siyasal davalardır. O nedenle açılmaları ya da sonuçları hukuk ölçülerine göre değil, siyasal koşullara ve iktidarın siyasal eğilimlerine göre belirlenir. Nazım Hikmet'in sinemayla ilgili istediği gibi yaşayamadığı, ancak hep alnımın teriyle çıkardığım ekmek parasını, ne mutlu bana dediği serüvenini kapsayan ve şairin filmi olan yeni filmler beklemeye ne yazık ki hala devam ediyor. Bana birini görmeden de sevebileceğimi öğreten ilk şairime sevgimi. Camdan pek çok kişi gibi ben de Nazım Hikmet gibi düşüncelerle, edebiyatla, ülkemin ve dünyanın dertleriyle ilgileneceğim bir hayat yaşamak istiyordum. Nazım Hikmet'in hapishaneden Orhan Kemal'e yazdığı mektupları da aynı heyecanla okudum. İnsanın, dünyanın, yurdun haberini, ağacın, kuşun, kurdun haberini, seher vaktinde yahut gecenin ortasında taşıdım insanlara yüreğimin çantası. Nazım Hikmet yahşi güzel, akar Dicle, Fırat, kanlı, aylasında nar ağaçları, çarka girer sağır başım, sipere damlar gözyaşım. Hepimiz senden öğreneceklerimizle işe başlamalıydık. Yasakladılar. Memo'nun babası şair, adı Nazım Hikmet. Evi çok uzaklarda, Rusya'da. Komşuları sanatkar, ressam, müzisyen, şair ve yazar. Senin kitabını yazdım diye hapis yattım. Kabahat bende demeye dilim varmıyor ama kabahatin çoğu bende. Onun şiirleri binlerce yıla kalacak. Onun yurtseverliği kuşaktan kuşağa hep gizlenecek. O Nazım. İşte seyir gözüm hünerini balabanın. İşte şafak vakti Mayıs ayındayız. İşte aydınlık, akıllı, cesur, taze, diri, insafsız. İşte bu. Bakışımı memleketimize çevirdiğimde ise gördüğüm, bir yandan eserleri ve ömrüyle efsaneleşmiş, büyük şairle adeta büyülenmiş bir... Bizi şairden uzaklaştırırdı. O nedenle ben de bir insanı anlattım aslında. Ama anlattığım insan da Nazım'dan başkası değildi. Benimsediği ya da daha doğrusu paylaştığı dünya görüşünü daha da aydınlığa kavuşturmak için yaşadı ve yarattı. Kavgası sanatının, sanatı kavgasının ürünüdür. Hikmet şiiri hangi sınıf, tabaka ve zümreye mensup olursa olsun Türkiye insanının birey birey, grup grup devrimci harekete girerken geçtikleri kapının ilk eşiğidir. Nazım Hikmet her düşüncenin, her ideolojinin ancak iyi bir şiirle etkili olabileceğini ispatladı. Yıllar sonra biyografisini, mektuplarını, şiirlerini okuduğumda onun önce aşık, sonra devrimci bir şair olduğunu düşündüm. Aşk olmadan devrim olmayacağına inandığımdan belki de. Aşksız bir Nazım olmazdı. Bir kahramandır. Onun dirinişe katkısını, tarihe tanıklığını ve kişiliğini şiirselleştiren Nazım Hikmet, Bursa'da tamamladığı Kuvayi Milliye Destanı'nda onu ölümsüzleştirir. Engin Yazın Denizi'nin en kıymetli incisi, modern Türk şiirinin şah damarı, süt dişi, dünya şiirinin en varsıl seslerinden. Don Quixote'ye benzer bir karakter mi gördü kendinde? Benzerliği varsa nasıl yorumladı? O hangi Don Quixote'yi biliyordu, biz hangisini biliyoruz? Cezaevine gömüldüğü yıllarda 1948'de Nazım'ın her sabah kalbi Yunanistan'da kurşuna dizilecek ve yarısı zindandaysa kalbinin öteki yarısı Sarı Nehre doğru akan. Yani Nazım Hikmet'in çağdaşı olan Mikail Bahtin'in düşüncelerinden yola çıkarak söylemek gerekirse metnin biçimi içeriğini görünür kılmıştır. Hele hele bu sanatçı yaşadığı döneme, yaşadığı topluma, yaşadığı dünyaya damgasını vurmuşsa, bulunduğu yerde bir iz bırakmışsa. Serçeler yağmur içiyorlardı toprağın ciğerinden.
İstiklal Caddesi geçti komünist şairin gözlerinin içinden. Ve Yeditepe efkar oldu Paris'e birden. İkisiyle kucaklaştı. Nazım çok şık bir kahverengi kat takım elbise giymişti. Kravatıyla giyimine özen gösterdiği anlaşılıyordu. Nazım'ın yaşamı ilk gençliğinden son nefesine kadar barış, özgürlük, eşitlik, demokrasi ve komünizm idealiyle dolu dolu geçiyor. Nazım Hikmet vapuru deniz ile arasına dökülen asfaltı kırar ve özgürlüğüne kavuşturur Salacak iskelesini batmak pahasına. Bir kahramandı o, bir şair, güzel bir adam ve çağın vicdanı olarak kabul edilmiş bir kişi. Onun şiirlerine tutundum, asıldım, yukarı çektim kendimi. Sevincimi, coşkumu, özlemlerimi de onun mısralarıyla paylaştım. Kızgınken Nazım okudum, aşıkken Nazım okudum, üzgünken Nazım okudum. Senin şiirlerini görselleştirmek ve çocuklarla tanıştırmak benim için büyük bir gurur. Şiirin her dilde barışı söylüyor. Sınırlar, duvarlar, parmaklıklar geri adım atacak mı peki? Köprülerden geçerek, gergin ipler üstünde taklalar atarak... Elbette Nazım Hikmet filmi çekmek kolay değildi. Tüm yaşamının bir filme nasıl sığdırabilirdik? Nazım'ın bir aydın olarak düşüncelerinden ötürü 12 yıl haksız... Nazım şiirlerini bu yolda yazıp dilinin aydınlığını çağımızın onurlu insanının yüreğine işlediği içindir ki Neruda öldüğünde... Koşullarını anlamak demektir. Ve aslında bu koşulların ne olduğunu iki mısrada özetlemiştir kendisi. Gelip geçtim kalabalığın içinden, gelip geçen kalabalıkla beraber. Şairin komünizme kayıtsız şartsız bağlanışının, hayatını bu uğurda hiçe sayışının nedenlerini düşündüğümde ortaya romantik bir kişilik çıkıyordu. Buysa onunla aynı ideolojiyi paylaşanların tepkisine yol açmış, epeyce hırpalanmıştım. Durmadan kımıldayan, değişen kompozisyonun yalnız balede değil, dramada, romanda, şiirde nasıl olması gerektiğini Güzel Yusuf Balesi'nden öğrendim. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa demiştin. Yeterince yanmamışız demek ki koyu karanlık devam ediyor. Başka bir deyişle Nazım Hikmet'in tüm yapıtlarında insan ve şair eşine az rastlanır bir yetkinlik ve bütünlüktedir. Ama bugün burada benim ülkemin toprakları konuşuluyor. Herkes bilsin ki ben bir gram Türk toprağı için vücudumdaki 20 kilo kanı dökmeye hazırım. Nazım Hikmet için hayati tehlike baş göstermişti. Deliye döndüm. Göz göre göre ölüyordu en büyük şairimiz ve en insancıl insanımız. Genç aramızda, halkımızın savaşında, yaşamında şiirleri barış, bağımsızlık, özgürlük yayan çiçek tozları gibi uçuşuyor dünyanın dört bir yanına. Öte yanı da büyük insanlığın serüvenine tanıklıktadır. Onca acı sürükleniş karşısında yine de iyimser. Yüreğim Nazım Hikmet, sen benim için hep bir postacısın. Anımsadın mı o şiiri? Dünyaya dostluk, aşk, sevgi, inanç dağıtan bir postacı. Nazım bana hayatı öğreten adam. Bu kişilik özelliği sürekli olarak başını derde soktu. Çünkü bu ülke için çok önemli bir eksikliği vardı. Sinsi ve kurnaz değildi. Zamanı ve mekanı aşan bir zekası, müthiş bir yeteneği vardı ama kalbi bir çocuk kadar saftı.